90'lı yıllara damgasını vuran ünlü popçulardan Sibel Bilgiç'i Bebek'te görüntülüyoruz. Bir taraftan telefonla konuşan Bilgiç, diğer yandan bankamatikten çektiği parayı cüzdanına yerleştiriyor. Bilgiç'in koronavirüse karşı tüm önlemlerini aldığı görülüyor. Acılarla biliyorsun maalesef. Ünlü şarkıcı çok üzücü günler geçirdiğimize vurgu yapıyor. İzoleyiz. İşte zaman zaman bir işimiz olduğunda banka vesaire önemli bir şey çıkıyoruz. Çoğu zaman tabii ki evdeyiz. Tabii işte eldiven, maske vesaire. Zaten bunu yapmak lazım. Artı maskeyi takmak ve birkaç saat sonra çıkarmak, işte eldiveni takmak, çıkarıp el yıkamak, bunlar çok önemli şeyler ve acil bir şey olmadıkça da çok, yani evden halledemeyeceğiniz bir şey olmadıkça da çok fazla çıkmamak lazım. Siz de tedbir almışsınız görüyorum. Maskeler güzel. Uzun süredir sahne programlarına ağırlık veren Sibel Bilgiç, yakında yeni single çalışmasını piyasaya çıkaracağını söylüyor. 4-5 senedir bayağı bir sahneye çıkıyorum. Yakında da yeni bir single çıkıyor inşallah. Aslında geçen 2 hafta önce planı yapmıştık. Sevgili Özgür Aras'la. Herhalde bu korona günlerinden sonra bir ay sonra gibi çıkacak. Çünkü tabii müzik lazım, müzik her şey. Ama şu anda halk o kadar çok başka şeylerin derdine düşmüş durumda ki. Yani insanlar parasızlıkla mı uğraşsınlar, işe gidemeyenler var. Ben onlar için çok üzüntü duyuyorum. Bu dönemde de çok açıkçası hiçbir şey yokmuş gibi de onu da çıkarmak istemedim. Herkesin acısını paylaşıyoruz tabii ki. Bir sanatçı olarak, bir vatandaş olarak Allah hepimize yardım etsin, devletimize yardım etsin, işte yiyecek alamayan insanlara yardım etsin diyorum. Türk Kalp Vakfı İcra Kurulu'nda görev alan Bilgiç, koronavirüsle ilgili düzenlenen yardım kampanyalarına destek verdiklerini anlatıyor. Türk Kalp Vakfı İcra Kurulu'ndayım ben. Türk Kalp Vakfı olarak zaten biz kendimize düşen görevi yapıyoruz. Orada elimizden gelen yardım, diğer birey arkadaşlarımız, her türlü hastanelere yardım, hepimiz bireysel yardımlarımız. Bunları yapıyoruz. Bazı yerde teşvik için söylemek lazım. Evet, evet. Ama bunu da çok da böyle ilan etmemek de lazım. Zaten biliyorum ki aslında herkes kendi bünyesinde bunları yapıyor. Yani olan olmayana verdiği takdirde bir sıkıntı kalmaz diye düşünüyorum. Eylül ayına kadar koronavirüs salgınının süreceğini tahmin eden şarkıcı, hastalıkla ilgili umut veren bir gözlemini paylaşıyor. Hani herhalde Eylül'ü bulur. İnsanların bir kendine gelmesi diye düşünüyorum. 2020'nin bittiğini düşünüyorum. Tabii umutluyuz ama bu hastalık gerçekten bir illet. Bu yayılan bir şey. Bunu insanların idrak etmesi lazım. Ve ben bir de şöyle düşünüyorum. Tabii herkes bunu geçirecek. Ama böyle geçirecek. Bağışıklık sistemi düşük olan maalesef belki geçiremeyecek. Ama şu da insanlara bir umut olsun. Benim bir sürü koronalı etrafımda tanıdığım insanlar, eşim, dostum. Çoğu, yani hepsi iyileşti. Ali Bellikan'la evli olan Sibel Bilgiç, karantina nedeniyle evde vakit geçirmekten dolayı çok mutlu olduğunu söyledi. Dizi izliyoruz. Eşimle hep yoğun çalıştığımız için az vakit geçiriyorduk. Vallahi ben çok mutluyum evde ama tabii ki bu artık çok uzun sürmesin. Müzik dünyasına gençlerin yön verdiğini belirten Bilgiç, sözü dünyaca ünlü İtalyan tenor Bocelli'nin tek başına verdiği yardım konserine getiriyor. Bayılıyorum rap müziğe, soul müziğe bayılıyorum. Kesinlikle destekliyorum, yani güzel müzik yapan herkesi destekliyorum. Çünkü müzik o kadar evrensel, o kadar güzel bir şey ki, iki gün önce Andrea Bocelli biliyorsunuz bir konser verdi. Live bir konser verdi. Tüm dünyaya ulaştı. Yardım toplandı. Müziği müzik için yapan herkes başımın üstünde. Ünlü şarkıcı genç kuşaktan Aynur Aydın ve Aleyna Tilki'yi çok beğendiğini sözlerine ekliyor. Aynur Aydın'ı beğeniyorum. Aleyna'yı da çok beğeniyorum. Aleyna da çok güzel, yolu çok açık, çok düzgün bir yolda. Güzel müzik yapıyor ve sahneye çok yakışan bir genç kız. Bence gençler çok başarılı, çok güzel şeyler yapılıyor. Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin, iyi bakın.